Yadel Özkan, 1966 Frankfurt doğumluyum. Eğitim hayatımı Türkiye'de tamamladım ve üniversite döneminde turizm işine başladım. Turizm işiyle birlikte kendi paramı kazanmaya başladım ve tabii ki her genç erkek gibi ben de ilk kazandığım parayla kendime bir araba aldım. Çocuk yaşlarımda babamla olan iletişimimde araba kullanma konusunda zaman zaman farklı fikirlere sahip oluyorduk ve ben de kendime çok önemli bir hedef koymuştum. İlk arabam Porsche olacak diye. Vallahi çok ciddi bir dilekmiş ve almış olduğum ilk araba da Porsche oldu. Porsche ile birlikte de benim Porsche serüvenim sokaklarda başladı ve ileriki senelerde de eşimle tanıştıktan sonra bunu birazcık pistlere aktarabilme şansım oldu. Ben Tuğba Özkan, 1971 İstanbul doğumluyum. Şu an çiçek tasarımıyla ilgileniyorum. Porsche'ye olan ilgim annemin Avusturyalı olması nedeniyle sıklıkla çocukluğumda Avusturya seyahatlerinde bir kırmızı 911 Carrera ile karşılaşmamla, tanışmamla gerçekleşti. O günden beri herhalde 9-10 yaşlarımdan beri öncelikle araba kullanmayı hayal edip daha sonra Porsche sahibi olmayı hayal ediyordum. Evlendikten sonra Yadel'in de Porsche tutkusuyla bir 911 Carrera hediyem oldu. Tabii ki çok keyif aldığım bir araçtı. Ondan sonra da Porsche tutkumuz artarak devam ediyor her geçen gün. 911 Carrera kullanırken bir evlilik hediyesiydi ve hamile olduğumu öğrendim. Tabii ki çok keyifli bir araçtı. Ancak daha sonra ailemizin genişleyeceğini öğrendikten sonra ve birazcık da konfor aradığımız için özellikle hamileliğimin son döneminde Cayenne'le tanıştık. Cayenne'i incelediğimiz zaman Yadel bütün konfigürasyonlarını oluşturmaya çalışırken Cayenne Turbo'da karar kıldık. İlk aracımız Cayenne Turbo'ydu. Oldukça keyifli bir araçtı. Cüssesine rağmen seriliği, hızı, konforu, eski halini bile unutamıyorum açıkçası. Çok çok keyifli bir araçtı. Benim Cayenne'e geçişle ilgili anım esasında 911'i amacının ötesinde daha nasıl kullanabiliriz ile gelişti. Çocuk yaşlarımdan beri biraz evvel de söylediğim gibi spor arabalara bir ilgim vardı ve bu spor araba konusu Porsche'de konsolide oldu. Yani birçok spor araba kullandım hayatımda ama Porsche'nin yeri hep farklı oldu. Ve benim Porsche ilgim tabii ki bütçemle doğru orantılı gelişti. Ve ilk almış olduğum araba bir 944 Turbo'ydu. 944 Turbo'dan sonra kademeli olarak işte 944 S2'ye geçtik. Sonra da 911, 964 serisinin kasasının 911'ine geçtik. Ve evlenmeye karar verdiğimde de Tuğba'ya o zaman Grey Market'te görmüş olduğum bir arabaydı. Çünkü Türkiye'ye ithalatı daha yoktu o arabanın. Bir tane 964 Turbo Cabrio gördüm. Çok müthiş bir arabaydı. Dışı siyah, içi kiremit rengi. Olağanüstü bir araba. Dedim ki bu güzel bir evlilik hediyesi olur. Tabii Tuğba'ya bunu evlilik hediyesi yaparken esasında kafamın bir tarafında da hani nasılsa beraber kullanacağız biz bu arabayı. Tuğba spor araba kullanmayı çok seviyor ve 911 Turbo'ya, Porsche'ye de çok bir ilgisi olduğunu biliyordum. Fakat tabii evlenir evlenmez hemen çocuk sahibi de olmak istediğimiz için bu 911 Turbo Cabrio çok fit etmedi Tuğba'ya. O dönemde de sağ olsun Doğuş Cayenne'i getirmeye başladı ve bir Cayenne Turbo'yu test arabası olarak kullanma imkanımız oldu. Hatta o günlük kullanım olarak şehir içerisinde birkaç kilometre değil, o dönemde Bozcaada'da çok vakit geçiriyorduk. Bir Bozcaada'ya gidip gelmek istiyorum dedim. Tabii dediler. Tabii Cayenne Turbo inanılmaz bir araba. Yani normal bir Cayenne'i de kullanmış olmama rağmen ne kadar fark olabilir ki dedim. Yani çok önemli bir fark olmasa gerek diye. Fakat hem güç var hem konfor var arabada. Araba zamanının ötesinde bir araba şeklinde kurgulanmış. Ve Tuğba'ya sürpriz olsun diye biz yine Doğuş'a geldiğimizde yeni çıkmış olan 997 serisini almak için gittik. Fakat aynı zamanda da orada Cayenne Turbo'yu satın alma şansına sahip olabildik. Evet, en güzel renklerinden bir tanesiydi. Evet, lacivert içi yine konyak açık rengi. Beş, açık konyak gibi. O arabayı kullandık. Uzun senelerde kullandık o arabayı. Evet, çok keyifle kullandık. Kesinlikle Cayenne
cüssesi ve herhalde konfigürasyonları nedeniyle oldukça, özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çok güvende hissettiğim bir arabaydı. Aynı zamanda sürüş deneyimi açısından da hep güvenli hissettim. Kaçmam gereken noktalardaki seriliğiyle, işte manevra kabiliyetiyle, yol tutuşuyla oldukça keyifli bir araçtı. Bugün hala Cayenne Turbo'dan çok vazgeçemiyorum, vazgeçmek de istemiyorum. Neden özellikle turbo? Kesinlikle sesi, ayağımın altındaki gücünün hissi ve o güçle birlikte her şey yapabileceğime inanıyorum. Yani durmam gereken yerde durabileceğime inanıyorum. Hızlanmam gereken yerde ya da ani kaçmam ya da refleksle kaçmam gereken yerde o cüssesine rağmen oldukça kıvrak olduğunu hissediyorum. Onun için de hep güvende hissediyorum. Benim için tamamen mutlulukla ilgili. Aracın içerisinde olmaktan bir kere çok keyif alıyorum. Dediğim gibi ses sistemi benim için çok önemli. Çocukluğumdan beri her müzik dinlemeyi çok seviyorum ve arabalarımda hep özel ses sistemleri aradım. Özellikle bu Cayenne Turbo'nun, son kullandığımız Cayenne Turbo'nun içerisindeki ses sistemiyle oldukça büyük bir keyif. Hem trafikte hem uzun yolda çok keyif aldığım bir araç. Yine doğuştan Aykut Kaynak beni bir gün aradığında, ya abi sen işte araba konfigürasyonu konusunda tecrübelisin, bana bir miktar yardımcı olabilir misin dediğinde bir tane 911 Turbo S konfigürasyonu yaptık beraber. Araba Türkiye'ye geldiğinde de ben arabayı Esenyurt doğuşta bir görmek istedim. Araba satılmamıştı, araba orada duruyordu ve üçüncü jenerasyon Cayenne Turbo'da, yani şu anda hala sahibi olmuş olduğumuz Cayenne Turbo'da onun karşısında duruyordu. Benim konfigüre etmiş olduğum araba beyazdı ve Cayenne de beyazdı. O da esasında siparişle gelmiş fakat daha sonra bir şekilde fikir değiştirilmiş. O gün enteresan bir şey oldu ve bir şekilde nasıl olduğunu bilemiyorum yani. Herhalde bir el dokundu. Tuğba'ya işte telefon açtım. Dedim ki Tuğba bak burada bir Cayenne duruyor. İçindeki renk kombinasyonu hoşuna gider diye düşünüyorum dedik ve bizim esasında 5 gün sonra Selanik'te bir yarışımız, Seres pistinde bir yarışımız vardı Yunanistan'da. Bu arabayı yetiştirebilir miyiz dedim Doğuş'a, Seres yarışına, Tuğba'nın gelebiliyor olması için. Yetiştirebiliriz dediler ve biz bu şekilde de şu anda kullanmış olduğumuz 3. jenerasyon Cayenne Turbo'yu kullanmaya başladık. Evet, bir akşamdı. Anahtarı teslim ettiler, ruhsatı teslim ettiler. Ertesi sabah da çok erken yola çıkmamız gerekiyordu. Yadel daha önce yola çıkmıştı galiba yarış olduğu için. Ben de o zamanki, yani hala en yakın arkadaşım Berna Atahan'la Selanik gezisine gidiyoruz diye yola çıktık. O kadar keyifli başladı ki yol. Ses sisteminden çok keyif alıyoruz. Sohbet etmekten çok keyif alıyoruz. Yol su gibi akıp gidiyor. Arabanın cüssesiyle doğru orantılı olarak herhalde hiçbir zaman hızını ne içerideki sarsıntıyla ne gürültüyle hissettirmeyen olağanüstü bir araba olduğunu o seyahatte keşfetmiş oldum. Tabii arabayı daha çok kullanan hep Tuğba oldu. Ben birinci jenerasyonla üçüncü jenerasyon arasında güç konusunda çok büyük bir şey fark hissetmedim arabada. Fakat arabanın şasesinin bir miktar büyümüş olmasından dolayı daha az kıvrak olabileceğini düşünüyordum. Fakat araba daha kıvrak, daha tabii viraj desteği var arabada. Arabanın amortisör sistemleri, arabanın salıncak sistemleri geliştirilmiş olduğu için arabanın yol tutuşu değişik. Arabanın tabii jantları da daha büyümüş oldu ki biz ilk jenerasyonda da daha büyük jantlar kullanıyorduk arabada. Fakat bu üçüncü jenerasyon kullanmış olduğumuz Porsche birinci jenerasyona göre arabayı performansa bindirdiğiniz zaman farkını daha çok hissettiğiniz bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz arabada. Ve yakıt tüketiminde de ciddi bir tasarruf sağlıyor araba bu arada. Bugün de bakacak olursanız esasında SUV'ler performans olarak da birbirleriyle yarışır hale geldiler. Konfor olarak da birbirlerine çok yakın oldular. Fakat Porsche markasının getirmiş olduğu hep bir farklılık var arabada. Yani onu hissediyorsunuz. Teknolojisini çok abartmıyor. İçerideki multimedya sistemi çok karışık değil. Gerekli düğmeler, komutlar gerekli yerlerde. Bir Porsche farkı olduğunu hissediyorsunuz arabada ki aynı markanın farklı arabalarını da, yani aynı Volkswagen grubun diyeyim, farklı arabalarını da kullanmış olmamıza rağmen ve hala kullanıyor olmamıza rağmen Cayenne kendine özel bir araba.
zamanın kesinlikle ötesinde bir araba. Çiçek tasarımına 8 sene önce başladım. O zamanlar yurt dışında eğitimlere gitmeye devam edebilmek için bunu bir iş haline getirmeyi düşündüm. Ve yaklaşık 3-4 sene kadar kendi küçük atölyemde tek başıma çalışıyordum. Tabii ki o zamanlar kullandığım araç Cayenne Turbo olduğu için aldığım siparişleri teslim etmek için Cayenne Turbo'yu kullanmak durumunda kalıyordum. Arkadaşlar bize söyledi, ya dedi, sizin hakikaten yaptığınız çiçeklerle araba dedi, hani çok güzel örtüşüyor. İkisi de çok tasarım, ikisi de çok güzel ama ekonomik açısından doğru bir iş yaptığınıza emin misiniz dediğinde. Hayır, tabii ki değildi. Tabii ki dedik. Tabii yani ki esasında bunu bir miktar değiştirmemiz gerekiyor. Fakat bu kendi aramızda güzel bir hikaye olarak kaldı. Evet. Ve ilk Tuğba'nın çiçek tasarım işi ve Porsche böyle başlamış oldu. Evet, ilk şahidi Cayenne Turbo'ydu en azından. Vallahi yarış hikayemiz esasında Tuğba ile birlikte bir miktar tesadüfen başladı. Tuğba da ben de araba kullanmayı seviyoruz, hızlı araba kullanmayı seviyoruz. Esasında birazcık da yarışmayı seviyoruz. Ben Tuğba'yı ilk tanıdığımda Tuğba'nın müthiş hızlı bir Peugeot'su vardı. Evet, 205 GTI'm vardı. 1.9, 1.6 da değil. Onlar da biraz, yani ne yazık ki o zamanın şartlarıyla babam izin vermediği için tabii ki yarış dünyasına girmek gibi bir şansım hiç olmadı. Fakat şimdi biraz üzülerek, o zamanlar trafikte oldukça hızlı araba kullandığımı, kendime problem yaratacak kadar hızlı araba kullandığımı hatırlıyorum. Ancak sonra işte evlilikle sakinleştik ve bir yarış dünyası ya da bir eğitim alma şansımız oldu. Ondan sonra ve yine eğitimi Porsche ile alma şansımız oldu. İlk eğitimimizi, değil mi? Evet. Evet, ilk eğitimimizi Porsche ile aldık. Esasında hep hayal ettiğimiz, istediğimiz bir şeydi bu. Ben birazcık da takip ediyordum bunu, yurt dışında nasıl yapabiliriz, Türkiye'de acaba böyle bir imkan var mı diye. Ve İstanbul'da Formula 1 pisti açıldığında yine Doğuş'un önderliğinde bir Porsche eğitimi süreci başladı. Ve ben hemen aradım, dedim ki biz de katılmak istiyoruz bu eğitime diye. Fakat o dönemde sevgili Murat Doruk bu işleri götürüyordu. Murat dedi ki ya maalesef dedi birbirimizi de tanımıyoruz. Yadel Bey dedi maalesef kotamız doldu. Ben de o dönemde Antalya ofisinde oturuyorum. Ya dedim olur mu işte biz işte Porsche'lerimiz var bunu kullanmak istiyoruz. Bayağı bir mızmızlandım. Ve Murat da tamam peki dedi biz dedi size ve eşinize bir imkan yaratacağız ve siz de katılabilirsiniz. Bizim tabii bu eğitim esasında yarış hayatımızın bir başlangıcı oldu ve eğitimin hemen akabinde Türkiye Pist Şampiyonası dahilinde yarışmaya başladık. Tuğba da ben de ikimiz de yarışmaya başladık ve sonra yine Doğuş'un sağ olsun liderliğinde bir Porsche kupası yapıldı ve bu Porsche kupası ile birlikte esasında yarış hayatımız daha da gelişmeye başladı. Tuğba o sırada oğlumuzu dünyaya getirdiği için yarış hayatından bir dönem için koptu. Fakat sonra tekrar başladı. Ve yarış kariyerimize yıllarca devam etti. Yani şu son Covid'e kadar neredeyse yarışmaya devam ettik. Bence Porsche dünyası ayrıcalıklı bir dünya. Porsche Cayenne'in 20. yaşına nasıl geldiğini açık söylemek gerekirse inanamıyorum. Çünkü 20 senenin geçmiş olduğunu inanamıyorum. Biz Cayenne'i 20 sene kullandık ve bize çok kısa geldi. Evet. Nice mutlu senelere Cayenne.